2. Murat Mahallesi'nde otururum ben. Oradan bindim minibüse. Minibüs şoförüyle ayakta bindim ve tutunarak gidiyoruz. En öndeyim. Edirneli araştırmacı yazar Ayhan Tunca, Etus şoförünün kendisine yönelik in aşağıya tepkisiyle karşılaştı. Yaklaşık bir ay önce yaşanan olayın kendisini çok üzdüğünü ve bir türlü unutamadığını söyleyen Tunca, Edirne Belediyesi'ne dilekçe yazarak şikayetini iletti. Tunca, Edirne'de kent içi ulaşımın kaderine terk edildiğini söyledi. Elimde de kartım var, emekli kartım var, sürücü kartım var. Ama bir türlü fırsat bulup inip de onu çekemiyorum, elimde kart. Nasılsa inerken çekerim beklentisi, düşüncesi içindeyim. O arada şoförle de konuşuyoruz. Yarım yamalak denebilir konuşuyoruz. Baktım bana sen diye hitap eden bir üslup içinde ve sen de dedi, çek dedi, kartını dedi falan böyle. Sen şeyi bana ters geldi. Minibüsler, minibüs şoförleri genellikle işte sevdiğimiz, tanıdığımız, bizi tanıyan insanlardan oluşuyor ve hiçbiri sen demez, siz der müşterilere. Benim tepkim bu doğrultuda oldu. Nereden dedim bu sen sözcüğü çıkıyor, ben siz diyorum. Yani siz nereden cesaret aldınız da sen diyorsunuz bana gibi konuştum. Çok sinirlendi bu. Böyle bir tepkiye hazır değildi herhalde. İn dedi bana, dedi, aşağı dedi. Bindiğim minibüsle de durmam gereken o rektörlük binası yanındaki kültür binasında inmem gerekiyordu ama onu geçtik. Bu diyalog çerçevesinde onu geçtik. Nasılsa işte oraya yakın yerlerden tekrar döneriz umuduyla ben. Zamanım da müsait. Devam ettim yolculuğa. İn aşağı dedi. Ben önce çok ciddi almadım. Şaka gibi değerlendirdim doğrusu. Öyle bir şey ömrümde duymuş değilim. Minibüsçülerin Edirne'de şehir ulaşımında devreye girdiği andan itibaren iyi kötü az çok biner ederiz. Çok ilginç geldi bana ve can sıkıcı buldum doğrusu. Neyse indik. Kapılar kapalı, minibüsün kapılarını kapadı. El kol hareketleriyle küfürme etti, hakaret etti. Kesin suratı öyleydi. Sakallı bir şoför. Çok sakallı değil ama iki parmak kalınlığında denebilir. Belediye bu kent içi taşımacılıkta minibüsler konusuna özellikle eğilsin diyorum. Yani belediye minibüsçülere, kent içi ulaşımını minibüsçülere teslim etmiş durumda. Teslim eder etmez ona etme diyemeyiz, müdahale edemeyiz ama ilgilenmesi gerekir. Acaba müşteri, şoför ilişkileri hangi düzeyde? Şoförler müşterilere nasıl davranıyor? Bunu herhalde ben düzeltecek değilim bu yaşta. Ben, sorumlu kurum kim? Sorumlu kurum belediye. Bu belediyenin işleri arasına girsin amacıyla dilekçeye başvurdum. Dilekçeyi postalayacağım, verdim postalanmak üzere bir arkadaşa. Takip edeceğim. Kent içi ulaşım Edirne'de giderek minibüs sayısının da artmasıyla ve belediyenin ilgisizliği yüzünden şoför-yolcu ilişkileri adeta kaderine terk edilmiş durumdadır. Buna bir basın mensubu olarak da el konulmasını çok istiyorum.